Evet, Barbaros Hayrettin Paşa'yı duymayanımız yoktur. Barbaros Hayrettin Paşa'yı duymayanımız yoktur. Barbaros Hayrettin Paşa, peki mezarı nerede? Bilen kaç kişi sayılıdır? Mezarı tam Beşiktaş Meydanı'nda, kendi ismini taşıyan meydanda. Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndaki türbesinde vefat etmeden önce Mimar Sinan'a yaptırdığı türbesinde yatmakta Barbaros Hayrettin Paşa ve türbenin önünde de Türk bayrağıyla beraber Osmanlı amiral sancağı dalgalanmakta. Bu arada Barbaros Meydanı'nda şöyle bir gösterelim. Yine 40'lı yıllarda yapılmış Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve Levent'lerin heykeli, abidesi bulunuyor. Ve şurada da gene mutlaka gezilmesi gereken İstanbul'daki müzelerden biri Deniz Müzesi bulunuyor. Bu Deniz Müzesi'nin olduğu yerde neresiydi biliyor musunuz? Deniz Müzesi'nin olduğu yerde vakti zamanında Barbaros Hayrettin Paşa'nın konağı bulunuyordu. Yani sefere çıkmadığı vakitler ağırlıklı olarak kış aylarında Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'da bulunduğu vakitler bu Deniz Müzesi'nin olduğu yerdeki konağında ikamet etmekte idi. Barbaros Hayrettin Paşa 1478'de doğmuş, 1546'da vefat etmiştir. Doğum yeri Midilli Adası'dır. Fatih zamanında fethediliyor Midilli Adası ve o fethette bulunan askerlerden birisi o bölgeye yerleşiyor. Malum Türkleştirme siyaseti yerleştirilenler oluyor. Ardından da oradan bir Rum hatunla evlenmiş. Barbaros Hayrettin Paşa da bunlardan birisi. Bu arada asıl ismi aslında Hızır'dır. Hızır'dır. Hayrettin lakabını Kanuni Sultan Süleyman veriyor. Barbaros lakabını ise aslında abisine Avrupalılar takıyorlar, kızıl sakal anlamında, ama bunlar kardeş olduğu için işte Barbaros lakabı kendisinde de kullanılıyor. Evet. Müze her zaman açık değil. Belirli günlerde açılıyor. Dıştan da bir müzeyi şey yapalım. Sandukasının olduğu yerde yine Osmanlı amiral sancağı var. Sandukasının olduğu yerde de.